Merhaba arkadaşlar. Kombinasyon serisine hoş geldiniz. Bugün sizinle Viktor Kupreyçik Suriye-Neto bir maçını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. E4, C5, C3, A6. O da mümkün bir hamle. Siyah önce B5, fil B'de oynamak istiyor. Sonra görecek. Yani ya da E6 ya da G6 oynayacak. Yani hemen planı göstermek istemiyor siyah. Beyaz aynı şekilde devam ediyor. At F3, B5, D4. Yani Sicilian savunması için çok tipik bir şey oluyor. CD4, at D4, fil B7. Rok. Vezir C7, vezir E2. Bu pozisyona bakalım. Ne görüyoruz? Bana göre beyazın gelişmesi siyahtan çok daha iyi. Beyaz 1, 2, 3, 4 taş geliştirdi ve rokunu yaptı. Siyah bu zaman esnasında ne yaptı? Sadece 2 tane taş geliştirdi. Başka taşlar hala kalıyor ortada. Siyah at C6 oynuyor. At C6, vezir C6 ve bu pozisyon beri Kupreyçik çok güçlü oynamaya başlıyor. Bunu anlamaya çalışalım. Beyaz ne istiyor? Ben önce dediğim gibi beyazın gelişmesi daha iyi. Siyahın taşlar henüz gelişmemiş. O yüzden ne yapmak zorundayız? Saldırmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yavaş bir şey yaparsak o zaman siyah gelişmesini devam edecek ve siyahın pozisyonu iyi olacak. Yani diyelim beyaz mantıksız bir hamle H3 gibi yapıyor. Öyle oynamayın tabii ki. Siyah diyelim yani at ya da diyelim at F6. Belki fil C5'i vardı, belki başka bir şey vardı siyahın. Diyelim beyaz öyle devam ediyor. Öyle bir şey. Tabii ki beyazın yaptığı şey çok kötü, hem de siyah daha iyi olabilirdi. Mesajı göstermek istedim. Yani öyle oynamamak lazım beyazla. Çünkü çok yavaş. Çünkü siyah bu pozisyonda gelişmesini bitirdi. Ve siyahın pozisyonu şu an için... Şu an benim için iyi görünüyor. Sonra belki siyah kale A-C8 oynayacak. Sonra D5. O yüzden Kupreyçik bu pozisyonu ne yapıyor? Siyahı hemen saldırmaya başlıyor. A4. Siyahın gelişmesini devam etmek için zamanı yok. Yani siyah şimdi at F6 oynamaz. Çünkü beyaz o zaman A-B5, A-B5 ve en az B5'te piyonu kazanacak. Ama galiba bu pozisyon kayıp siyah için. Çünkü hem piyon daha var hem beyazın gelişmesi daha iyi. O yüzden siyah B4 oynadım. Beyaz ne yapıyor? AT2 mi? AT1 mi? AT1 mi? Hayır. Kupreyçik beyaz taşlarına oynuyor. Beyazın gelişmesi daha iyi. Ne yapıyor? AT5. Tabii ki. Siyaha saldırmak zorundayız. Yoksa avantajımızı kaybedeceğiz. Wilhelm Steinitz bunu çok daha önce dedi. Şimdi siyah E5 alamıyor. Çünkü E5 şah. Ve beyaz en az vezirini kazanacak. Ama tabii ki bu son tamamen kayıp. Siyah D5'te alamıyor. Ve bu at biraz sıkıntılı siyah için. Yani ne alamıyor ne başka bir şey ne değişmiyor. At F6. Siyah bu atını değiştirmek istiyor. Yani bu pozisyonda siyah da olsaydı siyah AD5, ED5, vezir D5 oynardı. Ve belki o zaman siyahın avantajı olurdu çünkü siyahın bir piyonu daha olurdu. Diyelim beyaz kale E1 ya da kale D1 oynasaydı o zaman dediğim gibi belki siyah bunu yapabilirdi. Kötü bir şey görmüyorum. Hem de siyah mat etmek istiyor. Kupreyçik bunu anlıyor. F6'da da oynamak istemedim. Siyahın piyon zinciri o kadar kötü değil. Tabii ki bu yani duble piyonlar ama o kadar kötü değil. Çünkü sonra siyah fil E'de oynayacak. Belki de uzun rok yapacak. Sonra belki kale G8 ve F5 oynayacak ve şu çaprazı açmak çalışacak.
Kuprecik F6 almadı. Fil C4 oynadı. Şimdi siyah tekrar alamıyor D5'te. Atla da oyun almak hiç hoş değil. Yani belki E5 ve siyahın vezir D5'i yok. Çünkü bizim filimiz C4'te. Suriye Neto fil D6 oynadı. Gelişmesini devam etmeye çalışıyor. Bilmiyorum ya da kısa rok ya da uzun rok yapacak. Ama tabii ki beyazın avantajı var o pozisyonda. Öyle görüyor. Görünüyor. Kalede bir oynadı Kuprecik ve Suriye Neto fil C5 oynadı. Galiba bir şey uyudu bu pozisyonda. Fil D6 oynamadan önce. Çünkü hemen fil C5 oynayabilirdi o zaman. Ama oynamadı. Kalede bir ve şimdi fil C5 oynadı. Şeyler çok kötü gitti siyah için. Yani gelişmesi kötü. Şah merkezde kaldı. Hem de bir tempo kaybetti siyah. Yani fil F8 D6, fil D6 fil C5. Kuprecik ne yapıyor? Bu pozisyonda hangi taşlar oynamıyor beyazın? Bana göre şu arkadaşlar henüz oyuna girmedi. Onları nasıl oyuna getirebiliriz? Ama oyuna o kadar getirelim ki hemen bir tehlikede olur siyah için. Kuprecik bunu anlıyor. Fil H6 oynuyor. Hemen bir şey yapmak istiyor. Şimdi sıra beyaz da olsaydı hemen fil G7 kazanırdı beyaz için. Siyah da GH6 alamıyor çünkü şah ve bir şey olur da belki yani siyah terk edebilir yani. Kaledeyden sonra şah belki mat olur. Siyah ne yapıyor? Sonunda rok yapıyor siyah. Ne yapıyor Kuprecik bu pozisyonda? Anlıyor. Siyahın taşları biraz diskoordinasyon var siyahın. Hem de siyahın şahı C8'de de biraz tehlikede. Fil B5. Çok güzel bir hamle. Görüyoruz siyahın hiç zaman yok. Yani bir şey yapmak için, savunmak için. AB5. Bu pozisyonda siyahı hiç kimse sormuyor ne yapmak gerektiğini. Tabii ki vezir D6 tek bir hamle. Başka gidecek bir kare yok. Yani ne alamıyor? Çünkü burada beyazın vezir E2 var. Ne oraya gidemiyor? B6 ya da C7. Şu at yüzünden. Vezir D6 o yüzden tek bir hamle. At F6. Beyaz tabii ki siyaha zaman vermiyor hiçbir şey yapmamak için. Siyahın atını alma zamanı yok. Çünkü beyaz o zaman veziri kazanacak. Vezirle oynamak tekrar zorunda siyah. Vezir F8. Ne oluyor? Beyazın atı ve fili tehlikede. Yani siyahın hamle olsaydı siyah şu filini kazanırdı. Ne oluyor? Beyaz kaybediyor mu burada? Çünkü nasıl kurtarabiliriz taşlarımızı? Hayır. Fil G7. Siyaha hiç kimse sormuyor ne yapmak gerektiğini. Tek bir hamle. Vezir G7. Vezir C4. Görüyoruz. Her hamlede beyaz saldırıyor. Siyahın hiç zamanı kalmıyor. Şimdi vezir C5 bir fikir beyaz için. O yüzden siyahın vezir F6'sı yok. Çünkü şah ve galiba siyah mat olacak. Diyelim şah B8. Burada mat etmek için birkaç yol olmalı. Ama ben bir variant gördüm. Bilmiyorum doğru muyum? B6. Ve görmüyorum siyah nasıl savunacak vezir C7'den karşı. Belki siyah mat oluyor. O yüzden siyah vezir F6'da oynamadı. Çünkü o zaman mat olurdu. D6. Savundu mu siyah?
Hayır. Hemen. Kale D6. Vezir G5. Kale D6 mümkündü ama o zaman yani siyah hemen terk edebilirdi. Çünkü şah D7 yok bu at yüzünden. Ve beyaz önümüzdeki hamlede D6'da alacak şahla. Ve siyah terk edebilir. Aynı şey. Siyah vezir G5 oynadı. C5'teki filini korudu. Ya da korumaya çalıştı. At D5. Beyaz aynı şey yapıyor. Hiç zaman vermiyor siyaha. Şimdi sıra beyazda olsaydı aynı şey. Vezir C5. Beyazın fikri bu. Siyah istediği taşı alabilir. Kale D6 alabilir, E5 alabilir. Fark etmez. Beyazın fikri vezir C5 ve şah şahmat olacak. E5 aldı Suriye Netto. Vezir C5. Şah B8. Kale C6 ve bu pozisyonda siyah terk etti. Anlamaya çalışayım niye? Sıra beyazda olsaydı beyaz ne yapardı? Bir hamlede mat olurdu. Vezir A7 mat olurdu. Buna karşı sadece bir hamle görüyorum. Fil C6. Ne gördü burada Kuprayçık? Anlamaya çalışalım. Dedim şah. Belki de alabiliriz galiba. Yani. Alabiliriz ve kale A8'e karşı hiçbir şey görmüyorum. Galiba siyah mat oluyor bu pozisyonda. Evet, öyle çok güzeldi bir maçtı, değil mi? Teşekkür ederim. Önümüzdeki videoda görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.